Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körmeler. İstiklal kündülük haberlerimizi görüşmelerini karşılayalımız. Mən Abdullah Yalqın. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan ve dünya kün tertibindeki en muhim haberlerini huzurunda sunumuz. Qınamızda xıtanlar ekranımızda olsun. Parlament əzaları texamı köp Xitay şirketlerini cezalaşını tələb qıldı. Partiya halkıgan iki parlament əzası Biden hükümetinin Xitayının 7 biyotexniki şirketini Devlet Müdafiye Ministerliğinin qara tizimlikiga kirgizishga chaqiriq qildi. Amerika Ovozining 2 aprel xabar qilishicha Amerika Avom Palatasi Amerika Xitay Kompartiyasi Strategik Riqobat Komitetining raisi Jumhuriyetçiler Partiyasining Avom Palata a'zosi Mike Gallagher, mazkur komitetining a'zosi Demokratlar Partiyasining Avom Palata a'zosi Raja Krishnamurthy, Amerika Davlat Mudofaa Ministri Lloyd Austindan bu haqda tadbir qo'llanishni talab qilgan. Mazkur ikki parlament a'zosi Xitayning biotexnika kuchidan foydalanib, o'zining harbiy iqtidorini kuchaytirishi mumkinligini Amerika'nın ciddi hareketke ötüş gereklikini, Xitay'nın süni patogen yasap çıkıp, harbi evzellikke erişiş xaupi varlıqını otturgu koygan. Amerika Devlet Müdafiye Ministerliğinin bayanatçısı bu haqtiki bayanatıda, Devlet Müdafiye Ministerliği parlament azalarıga muşinunga okşaş meselelerde bivasti cevap berdi. Bizning növette bu haqti aşkarlaşqa tegishlik tepsili fikirlerimiz yok degen. Xitayning Amerikada turishliq bosh elchixonasining bayonotchisi Liu Pengyu buningga norozilik bildirib, Amerikadagi ba'zi kishilar yolg'on bahona bilan Xitoy shirkatlarini bostirishni to'xtatishi kerak deb jar solgan. Pokiston bosh ministri Xitoy ishlamchilarining bexatarligini qo'g'dashga va'da berdi. Pakistan'daki Xitaylar ve Xitay iqtidorchiligidagi rayonlar aldıngı bir ayda köp qatım hücumga uçurgandan keyin Pakistan baş ministri Şahbaz Şerif Xitay işçilerinin bexatarligini texamı yaxşı qoğdaydığanlığı toğrusida va'da berdi. Amerika Ovozining xabarida bildirilishicha Pakistan baş ministri Şahbaz Şerif 1 aprel Pakistan'da ishlayotgan Xitay ishchilarining bexatarligini texamı yaxşı qoğdash toğrusida va'da bergan bo'lib, aldıngı hafta Xitay ishlamchilari hücumga uchrab 5 Xitay ishchi o'lgan edi. Şahbaz Şerif ve Xitay'nın Pakistan'da duruşluk baş elçisi Can Zaydong düşenbe günü Dasu su elektrik stansiyasına berip Xitay işçileri bilen körüşken ve kılçı nuksan körülmeydiğen bexatarlık kapaliti bilen təminleydiğallıqı haqqıda vədi bergen. 26 Mart bir özünü koşup partlatkışı maşinisini Pakistan'nın ğırbi şimalideki tosmu kuruluşuğu ketivatkan Xitay injinerlerinin maşina ətirdiği soğukkan bolup maşindeki 5 Xitay bir Pakistanlıq şoförü ölgen idi. Bu şu hafta içinde Pakistan'daki Xitay mablağ salgan kuruluş türlerine alakadar 3. qatımlıq hücum bulup kalgan idi. 30 Mart bir Xitay əməldari aldıngı hafta özünü koşup partlatkışı 5 Xitay ve Pakistanlıq şoförünü öldürgen deyken Xitay hüddigerlerinin Pakistan'daki 2 çoğun tosma kuruluşunu toxtatqanlıqını bildirgen idi. Ve bu şirketler Pakistan dairelerden təxminən 1250 Xitay işleydiğen oranını qaydı etişdin burun yeni bexatarlık planını oturgu koyuşunu tələb qılgan idi. Tünügün Pakistan'ın Bəlochistan'daki Xitay zor məbləğ salgan Kivadar rayonunda naməlum qorallıq kişiler Pakistan'ın bomba bir tərəf qılış ətirdiği hücum qılgan bulup 2 əskər ölüb 4 əskər yarlanğan idi. Hindistan Xitay'nın yernamı özgərtiş qılmışını əyibledi. Hindistan Xitay'nın Arunachal ştatığı təvə bəzi caylarının namını özgərtiş qılmışını rəd qıldı. Amerika Ovozining xabar qilishicha Hindiston hukumatı 2 aprel Xitay Xalq ishlari ministrligining yaqinda Hindistonning Arunachaldagi 30 o'rinning nomini o'zgartirish qilmishini rad qilib, bu harakatning ahamiyatsiz ekanligini bildirgan va Arunachal shtatining tabiiy holda Hindistonning ayrilmas bir qismi ekanligini qayd ta'kidlagan. Xitay Arunachal shtatining o'ziga tava ekanligini da'vo qilib qolmasdan yana 1 yil ilgari Arunachal shtatiga tava 11 o'ringa Xitoycha ism qo'yib, ikki taraf o'rtasidagi jiddiylikni kuchaytirgan edi. Xitay Xalq ishlari ministrligi oldingi shanba bayonot e'lon qilib, yernamini boshqarishga aloqador belgilamalarga asosan Arunachaldagi ba'zi yernamlarni qiyliblashtirganligini bildirgan edi va 4-chi turkumdagi atalmish Janubiy Shizang rayonidagi o'zgartirilgan 30 yernamini e'lon qilgan edi. Xitayning bu qatimliq atalmish yernami qiyliblashtirishi 11 mahalla, 12 tog' cho'qqisi, 4 daryo, ko'l, tog' eg'izi ve quruqluq rayonunu öz içiga alğan. Ondan başqa yernamlarının hammasi Xitayca, Tibetçe ve Pinyinçe yazılğan.
Reuters agentligi Hindiston tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Randir Jayiswalning so'zini naql keltirgan bo'lib, u so'zida asossiz xayolga tayangan nomlarni e'lon qilib qo'yish Arunachal shtatining realligini o'zgartirmaydi. Arunachal rayoni Hindistonning ayrilmas bir qismi bo'lib keldi va kelgusida ham shunday bo'ladi degan. Amerika, Koreya va Yaponiya birlashma manevri o'tkazdi. Janubiy Koreya, Amerika va Yaponiya Koreya yarim orilda havo armiyasi birlashma manevri o'tkazdi. Turkiya Avazi radiosi xabarida bildirilishicha, Shimoliy Koreya ballistik boshqarilgan bomba qo'yib berib, bir necha soatdan keyin Janubiy Koreya Davlat mudofaa ministrligi Amerika va Yaponiya bilan birlikda birlashma manevri o'tkazganligini e'lon qildi. Bayonotda Janubiy Koreya Amerika va Yaponiyaning Koreya yarim orlig'i yaqin joyda birlashma manevri o'tkazganligi, manevrga yadro iqtidoriga ega B-52 bombardimonchi aeroplanlarining qatnashganligi eskartilgan. Bayonotda buning bu davlatlar orasida o'tkazilgan bu yilning tunji qitimliq uch taraf birlashma manevri ekanligi ta'kidlangan bo'lib, manevrning Shimoliy Koreyaning kunsiri kuchayotgan yadro va boshqarilgan bomba tahdidini to'sish va manevrga qatnashgan davlatlarning buningga inkos qaytarish iqtidorini yuqori ko'tarish maqsadida o'tkazilganligi, shundaqla Shimoliy Koreyaning tahdidiga qarshi birlashma manevrlarining doirasining kengaytirilganligi qayd qilingan. Amerika Ukraina oxirida NATO'ga a'zo bo'ladi dedi. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken Ukrainaning oxirida Shimoliy Atlantik Akti tashkilotiga a'zo bo'lganligini, shuning buning uchun aniq harakat planini belgilash kerakligini aytdi. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken Fransiyada rasmiy davlat ishlari ziyoratida bo'ldi. U Fransiya tashqi ishlar ministri Stefan Sejun bilan ko'rishgandan keyin o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida Ukrainaning NATO'ga qabul qilinishi to'g'risida so'z qilib, ittifoqdoshlarning o'tgan yili iyulda Vilnius rahbarlar yig'inida deyilganidek, Ukraina NATO'ga a'zo bo'ladi. Shuning hozir biz uchun muhim bo'lgani buning uchun aniq va tushunishli harakat plani tuzish. Bu yil iyunda NATO qurilganligining 75 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan NATO rahbarlar yig'ini asosligi bu harakat planiga yoki Ukrainaning NATO'ga a'zo bo'lishini kafolatga ega qiladigan ko'rikni qandoq ifoda qila oladiganligimizga markazlashadiganligiga ishonaman dedi. Hurmatli ko'rmalarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atik programimizni ko'rishguncha aman bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.